Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla birlikteyim. Hepinizden öncelikle çok özür diliyorum. Normalde bu videoyu geçen hafta atacaktım. Ancak evimin yanındaki inşaattan dolayı arkadaşlar network kabloları kesildi. Ve bundan dolayı maalesef ki Süper Online'ın bağlaması tam tamına bir hafta sürdü arkadaşlar. Hepinize beklettiğim için çok özür dilerim. Ben normalde hiç geç kalmayı seven birisi değilim. Tekrardan hepinizden af diliyorum arkadaşlar. Bunun dışında geçtiğimiz videomuza 2000'den fazla beğeni geldi. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az. Ben bu kanalda para kazanma her zaman kapalı. Beni tek motive eden şeyler sizlerin beğenileriniz ve yorumlarınız arkadaşlar. O yüzden hepinize minnettarım. Aynı şekilde bu videoyu şu an izliyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız lütfen şu anda beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bana her türlü soruyu sorabilirsiniz. Sınavla ilgili olabilir, hayatınızla ilgili zor şeyler olabilir. Instagram hesabımdaki tüm DM'lerin hepsini ben okuyorum arkadaşlar. Egom falan yok. Takip etmenize gerek yok. Bana DM atın, ne soracaksanız sorun. Ben size cevabını veririm arkadaşlar. Instagram adresim de hemen aşağıda bırakacağım. Bilginiz olsun. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. O zaman videomuza başlıyoruz. İlk haberimizle başlayalım arkadaşlar. Ben geçen sene YouTube'daki herkesten önce bir haber yapmıştım ve demiştim ki Belçika hükümeti resmi olarak loot box yani şans kutularını oyunlardan kaldıracak ve FIFA'da da FIFA point satımını engelleyecek demiştim ve bu haber doğru çıkmıştı arkadaşlar. Bilmiş olduğunuz gibi FIFA 20'de eğer Belçika'da oynuyorsanız FIFA point satın alamıyorsunuz. Ve FIFA 21 için çok büyük bir tehdit kapıda. İngiltere hükümeti arkadaşlar resmi olarak bütün komisyonlar dahil oyunlardaki şans kutularının kumardan bir farkının olmadığını hatta kumardan daha tehlikeli olduğunu sebebinin ise 10 yaşından 50-80 yaşına kadar 100 yaşına kadar herkesin buna erişebildiği. Ya biliyorsunuz PlayStation'a bir kere kart eklediğiniz zaman arkadaşlar bir şey satın alacağınız zaman size hani 3 haneli kod bile sormuyor hiçbir şey sormuyor. Bir kere kart eklemeniz işi bir direkt çözmüş oluyor arkadaşlar. Parayı direkt çat diye çekebiliyorsunuz ve bunu maalesef ki yaşı küçük olan kardeşlerimiz arkadaşlar bir kere annesi babası eklediği zaman durduramıyor. Ve bu bağımlılık bu şekilde devam ederek ciddi anlamda kumarı da geçebiliyor. Hatta yani şöyle izah edeyim tabii kumarın her kötüsü kötü ama en kötü bir futbol maçını iddia oynadığınız zaman maçı izleyip birinin kazanıp kazanmadığını görebiliyorsunuz. Ancak bu oyuna vermiş olduğunuz parada paketi açarken hiçbir şey belli değil. Ya yani tamamen cidden kumar. Bu yüzden arkadaşlar her ne olursa olsun oyuna para vermeyin. Zaten 6 senedir bu YouTube kanalı ve 6 senedir ise bu oyunda nasıl para kasarsınız bunu anlatıyorum. Bu yüzden cidden oyuna para vermenize gerek yok. Ve İngiltere hükümeti eğer FIFA 21 için derse ki FIFA Points'leri kaldırın. EA Sports arkadaşlar resmi olarak FIFA Points'ten başka bir sisteme geçmek zorunda kalacak. Çünkü İngiltere'den gelen gelirler ben %100 eminim ki bu oyunun %25-%30'luk bir geliri demektir. Çünkü İngiltere'de futbol olan ilgi çok ve dünyanın en iyi liginin oynandığı yer. Dolayısıyla EA Sports bu konuda ne yapacak? Hangi hamleler atılacak? Ben size bilgi geldikçe paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. İkinci konumuz FIFA 20'nin kapak yüzü. Sizler de arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi EA Sports genelde kapak yüzüne koyacak kişileri hemen oyunların trailerlarında sizlerin gözünün önüne sokmaya çalışır. Geçen sene Eden Hazard da bunu yaptılar, Virgil van Dijk de bunu yaptılar ve ikisi de zaten kapak yüzü oldu arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi farklı edition'lar için. Bu sene de arkadaşlar farkındaysanız Kylian Mbappe'nin resmi olarak artık bütün resimler olsun, çalımları olsun, işte penaltı kullanması olsun her şey Kylian Mbappe'nin üzerine oynuyorlar. Yani dolayısıyla FIFA 21'in kapak yüzü eğer standart edition'da olmazsa bile Ultimate Edition'a ve X1 Edition'da %99.9 Kylian Mbappe FIFA 21'de kapak yüzü olacak arkadaşlar. Bence EA Sports burada çok mantıklı bir hamle yapmış olur. Çünkü Kylian Mbappe çok genç, çok dinamik ve her futbol sever tarafından sempati duyulan bir isim. Bu yüzden gerçekten de çok etkili olacağını düşünüyorum. Eden Hazard mesela geçen sene evet flash transferdi ama çoğu kişi tarafından sevilmiyor çünkü Müslüman arkadaşlar. Ancak Kylian Mbappe'de böyle bir durum yok. Hem genç hem Fransız hem Paris'te oynuyor. Hem dünya hani biliyorsunuz hani Avrupa'da dünyada falan çok bilinen bir isim. Dolayısıyla Kylian Mbappe'nin FIFA 21'e katacağı şey çok ve kapak yüzüne de bence çok yakışır. Siz ne düşünüyorsunuz bunu söyleyebilirsiniz. Üçüncü olarak geçtiğimiz videoda ise 3 tane haber vermiştim. Demiştim ki FIFA 21'in çıkış tarihi değişmeyecek. Yani bundan şunu kastetmiştim. İnsanlar hani yeni jenerasyon konsol birlikte Aralık'ta mı çıkar işte Ocak'ta mı çıkar işte Aralık'ta başında mı çıkar falan diye rivayetler vardı. Yani dolayısıyla pandemi sürecinin oyuna olan etkisini konuşuyorlardı. Ben de size demiştim ki FIFA 21'in çıkışlarının hiçbir gecikme olmayacak. Direkt tekrardan çıktığı tarihlerde çıkacak. Sadece bir haftalık bir gecikme oldu arkadaşlar. Bu da zaten bizim yaptığımız haberi doğruluyor. Ben normalde Eylül sonu demiştim. Yani yine aslında Eylül sonunda EA Access oynayabileceksiniz ama resmi olarak çıkış tarihi 9 Ekim arkadaşlar. Eğer EA Access'iniz varsa Ekim'in başında oynayabiliyorsunuz. Dolayısıyla FIFA 21'in çıkışlarında herhangi bir problem olmadı arkadaşlar. İkinci olarak vermiş olduğum bir haberde eğer FIFA 21'i
eski jenerasyonda alırsanız ve daha sonra yeni jenerasyon bir konsol almış olduğunuz zaman içinden çıkan kod sayesinde yeni jenerasyon oyunu indirip bedava oynayabileceksiniz demiştim. Bu haber doğru çıktı arkadaşlar ve EA Sports bunu da onayladı. Son olarak benim vermiş olduğum tek yanlış haber oyun motorunun değişeceği haberiydi. Bunu neden verdim şimdi sizlere anlatayım. Ben arkadaşlar bu videodaki haberlerin hepsini tabii ki de bir yerden alıyorum ve aldığım kişi de EA Sports'ta çalışan büyük ihtimal internal birisi, çünkü Reddit'te her update'den önce, her kadro kurma görevinden önce, her FIFA 20'nin yani FIFA X bir FIFA'nın çıkışından önce adam ne bilgi verse arkadaşlar %99'u tutuyor. Yani bu kadar bir insan hani sallayarak tutturması ve tahmine tutturması mümkün değil. Ve bu adam arkadaşlar Reddit'te bir post atmıştı. FIFA 21'in PS5 ve PS4 arasındaki farklarını açıklayan bir liste yapmıştı. Ve bu listede o kadar çok farklılık vardı ki ben hani okuduğum zaman şey diye düşünmüştüm. Bu kadar farklılığın aynı oyun motorunda olması imkansız yani. Hani o kadar fark yazmıştı ki adam. Hatta birazdan hepsini sizlere açıklayacağım. Hani bu kadar farkın aynı oyun motorunda olması imkansız diye düşünmüştüm. Daha sonra hepsinin PlayStation 5 ve yeni Xbox'ın donanımsal gücünden kaynaklandığını söyledi. Ve dolayısıyla arkadaşlar oyun motoru değişmiyor. Burada benim hatam var. Ancak oyun motoru değişmemesine rağmen birçok şey oyunda değişecek. Peki neler değişecek? Hatta EA Sports bunun sinyalini verdi arkadaşlar. Öncelikle hepiniz şuna hazır olun ki evet PlayStation 4 güzel bir oyun konsoluydu ama artık rahmetli olacak arkadaşlar. Maalesef ki biz evet bizim için alması çok zor. 5000 lira, 6000 lira, 7000 liralardan bahsediyoruz. Ancak İngiltere'deki adam, Amerika'daki adam 400-500 lira verip yeni bir konsol alıyor ve bu adamlara koymuyor. Ve dünyanın birçok kısmında bu olay maalesef böyle. Bizim paramız değersiz ama adamların parası değerli arkadaşlar. Dolayısıyla artık bundan sonraki seneler özellikle FIFA 22, 23'te falan hani artık tamamen yeni jenerasyon yenir bu adamlar. Çünkü bunu eski konsollarda yaptılar. İşte kadro kurma görevi getirmediler. FUT Champions'da değişiklikler bilmem neler falan. Hani artık diyor ki adama zorla sen eski jenerasyonu sal kardeşim. Paranı ver eşek gibi yeni jenerasyon al oyna. O yüzden hani yine aynı sisteme devam edecekler. Hatta EA Sports trailerında Haptic Controls diye bir şey sundu arkadaşlar. Burada zaten direkt şunu ayarını verdi. Baba artık yeni jenerasyondayız biz dedi. Haptic Controls ne arkadaşlar? Orada yazdığını ben size direkt Türkçe mealini okuyayım. Daha gerçekçi bir oynanış, ama daha gerçekçi bir oynanıştan kasıt görüntü veya hani hissiyat olarak tabii ki de, ama görüntü değil. Hissiyat olarak nasıl? PlayStation 5'in ve Xbox'ın yeni konsollarında, yeni kumandalarında, joysticklerinde bir özellik olacak arkadaşlar. Siz süt çektiğinizde, müdahale ettiğinizde, top direkten döndüğünde, işte hakem üzerinize geldiğinde falan kol titreyecek ve hani kol üzerinde, anlatabiliyor muyum? Joystick üzerinde size bir etki verecek arkadaşlar. Daha dinamik bir etki verecek. Adamların ilk sunduğu şey buydu ve bu da direkt yeni jenerasyona özgü bir şey. Ve daha bunu ilk trailer'dan verdiler arkadaşlar. Daha oyunun bismillah ilk trailer'ında ne zaman çıkacağı falan filan söyler söylemez çat diye bunu söylediler. Yani ilerleyen zamanlarda zaten bunların daha da çok farklı olacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi peki bana herkes şunu soruyor. Abi tamam eyvallah oyun motoru değişmedi de ne değişecek kardeşim? Hemen açıklayayım. Biliyorsunuz arkadaşlar GTA 5 hem PlayStation 3'te var, hem PlayStation 4'te var, hem bilgisayarda var ve ben 3 versiyonda oynadım. Mantıken insanlar düşünüyor, sadece grafiklerin değişini düşünüyorlar. Fakat bunu oynamış veya denemiş olan birisi direkt şunu söyler ki hepsi birbirinden farklı oyun arkadaşlar. Yani PlayStation 3 ve PlayStation 4'te oynamış olduğunuz GTA 5 evet aynı oyun motoru, kabul ediyorum. Ama gameplay o kadar farklı ki yani bunu oynayanlar zaten şu an beni anlayacak. Neden farklı peki? Hemen onu anlatayım. Çünkü jenerasyon, yani konsollar değiştiği zaman anakart, ekran kartı, rendering, processing, her şeyin hızı değişiyor arkadaşlar. Yani siz GTA 5'e taramalı sıkıyorsunuz ya, mermiler akıp gidiyor gibi hissediyorsunuz değil mi? Ama PlayStation 3'e sıkarken çok daha yapay hissediyorsunuz. Evet bu iki oyunda aynı oyun motorunda, sadece grafikleri değişmiş gibi sunuluyor ama siz bunu oynadığınız zamanki farkı ben size anlatamam. Hatta şöyle bir şey daha örnek vereyim size. Bende PlayStation Pro var. Abimde PlayStation 4'ün normali var. Ben ikisinde de Fortnite oynadığım zaman arkadaşlar aralarındaki farkı size anlatamam. Gerçekten birisinin oynayıp bakması lazım. Yani oyunun akıcılığı inanılmaz bir fark var arkadaşlar. Bunu ciddi anlamda söylüyorum. Oynamadan anlayamazsınız. Ve FIFA'da da bu oyun böyle olacak. Çünkü zaten artık benim hani en çok merak ettiğim şey şu. PlayStation 5 ve PlayStation 4 ikisinde FUT Champions olacak. Bunları neye göre sıralayacaklar? Çünkü iki oyunun yükleme hızı farklı. Yani yükleme hızından farklı benim kastım ne? Oyundaki maçlar daha hızlı başlayacak. Artık bütün geçiş ekranları daha hızlı geçecek. Oyuncuların hareketleri daha hızlı olacak. Biliyorsunuz FIFA 20'de artık oyuncak kazulet gibiydi. Yani tek bir açı vardı. İşte 15 derecelik açılarla tık 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 döne döne oynuyordunuz. Mesela şimdi yeni gelen bir oyun motoru, yeni gelen bir anakart, yeni gelen bir grafik sistemi, SSD zaten biliyorsunuz SSD'den artık çalışacak yeni jenerasyon konsollar. FIFA artık hızlanacak arkadaşlar. Artık her oyun hızlanacak. Böyle mesela Last of Us'ın en çok eleştirme sebebi neydi? Grafikler çok iyi eyvallah ama ara sahnelerde grafik düşüyor değil mi? Herkes buna şikayet ediyor Last of Us 2'de. Ama PlayStation 5'te böyle bir şey olmayacak.
Bu yüzden de oyunlar daha akıcı olacak, daha değişik gelecek size. Oynadığınız zaman zaten bunu anlayacaksınız arkadaşlar. Oyun içinde bir sürü değişiklik gelmişti oraya. Adam özellikle pas mekanizması çok büyük değişiklikler var. Pas açılarında çok büyük değişiklikler var arkadaşlar. Ve bunu dediğim gibi ben daha net bilgi aldığımda anlatayım. Çünkü geçen dediğim gibi tekrardan hataya düşmek istemiyorum. Ben birazcık da araştırma yaptıktan sonra bir hafta sonraki videoda da sizlere buradaki detayları söylerim. Ama size şunu net olarak söylerim. Oyun motorunun değişmediğine aldanmayın. Yeni jenerasyonda oynadığınız oyun bambaşka olacak ve bunu çıktığı zaman zaten hepiniz hissederek anlayacaksınız arkadaşlar. Bir sonraki haber, PES'in resmi olarak amel defteri kapanmıştır. Bir kere PES çok şanslı bir firma arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sene Euro 2020 lisanslarını eksklusif olarak aldı. Yani FIFA 20'de Euro 2020 olmayacaktı. Ancak Euro 2020'de ertelendi. Yani PES ne yaparsa yapsın maalesef yaptığı hiçbir yatırımın karşılığını bulamadı ve patladı gitti arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Premier Lig ve La Liga direkt resmi hesaplarına şöyle bir tweet attı. Şu anda biz pandemi sürecindeyiz ve maçlarımızda biliyorsunuz taraftar yok. Taraftar yokken siz televizyon izlediğiniz zaman taraftar sesleri duyuyorsunuz ve bu taraftar sesleri FIFA 21'in taraftar sesleri diye bir tweet attı. Düşünebiliyor musunuz? La Liga ve Premier Lig. Yani iki tane devlik böyle bir tweet atıp EA Sports'u etiketliyor ve FIFA 21'in reklamını yapıyor. Bu inanılmaz bir şey arkadaşlar. FIFA 21 zaten, yani daha doğrusu EA Sports, La Liga ve EA Sports Premier League'de olan sözleşmelerini yeniledi arkadaşlar. Geçen sene Serie A ile var, Fransa Ligi ile var, Bundesliga ile var. Yani artık söyleyebileceğim tek şey şu ki PES'in amel defteri kapanmıştır. PES geçen seneki gibi Juventus gibi hani X bir kulübü alıp FIFA'dan kaldıracak güce de sahip değil artık. Çünkü FIFA artık bütün ligleri resmi olarak aldı. Peki PES Juventus'u nasıl almıştı? PES Juventus şöyle aldı. Geçen sene EA Sports'un Serie A, yani İtalya Ligi'yle olan anlaşması bitmişti. Hani anlaşması bittiği için o arada direkt gitti Juventus'a, kendisi özel olarak bir anlaşma yaptı ve kendine sadece Juventus arkadaşı özel olarak kattı. Ama şu anda EA Sports zaten bütün takımların bütün liglerin lisansı olduğu için dolayısıyla bütün takımların da lisansı olmuş oluyor. Ve PES şu anda FIFA'nın elinden hiçbir takımı alamaz. Eğer FIFA'nın elinden bir takım alacaksa da FIFA'ya da para ödemesi lazım. Çünkü FIFA'nın şu anda o liglerle anlaşması var. En çok gelen soru, Juventus FIFA 21'de olacak mı? Hayır, olmayacak. Çünkü PES ve Juventus arasındaki anlaşma 3 senelik bir anlaşma arkadaşlar. Dolayısıyla 2023'e kadar maalesef ki Juventus'u FIFA oyunlarında göremeyeceksiniz. Bunu da size net olarak söylemiş olayım. Dolayısıyla verdiğim haber şudur ki PES'in artık ciddi anlamda amel defteri kapandı. Çünkü FIFA'ya karşı artık açacak hiçbir savaşı da kalmadı. Alacak bir lisansı da kalmadı. Yani tabi alacak lisans şöyle var. Türkiye Ligi. Mesela bu sene Türkiye Ligi'nin lisansı yok derken bitiyor. Hani şu an bitti daha doğrusu. Mesela EA Sports Türkiye Ligi'nin lisansı yenilecek mi? İnşallah yeniler. Hani bu sene zaten Team of the Season'ını falan da çıkardı. Ben FIFA'nın arkadaşlar Süper Lig'de olan lisansının yenilemesini bekliyorum. Hani hala da bir etkileşim de yok. O da çok enteresan. Hala bir etkileşim ve bir haber de yok. İnşallah TFF'dekiler sesimizi duyar. Bizi oyuncuların sesini de duyar ve bu lisansları yeniler. Çünkü PES'in bilmiş olduğunuz gibi hani FIFA'dan büyük ligleri alamadığı için ufak ligleri yeniliyor ve ufak ligleri kendine himayesi altına almayı seviyor. Şimdi burada da şöyle bir tehdit var. Mesela PES gidip eksklusif olarak Süper Lig'i alırsa biz FIFA'da Süper Lig takımlarıyla oynayamayacağız. Bu gerçekten de Türk oyuncular açısından ya inanılmaz skandal bir olay olur. O yüzden hani PES geçen sene Juventus olanı yaptığı gibi Süper Lig'de bence eksklusif olarak katabilir. Yani o yüzden inşallah FIFA birazcık en hızlı tutar. Bu ligi iki oyunda da görmüş oluruz. Çünkü ben gerçekten... Son olarak arkadaşlar bu kesin değil. Yani henüz kesin bir yalanlama ya da herhangi bir şey de yok. Ama bir haber okumuştum geçenlerde. Hatta çok da güzel bir site. Bir rip, yani çok ünlü bir site okumuştum. Yeni jenerasyon konsollarda oyunların çıkış fiyatının $70 olacağını söylüyorlar. Biliyorsunuz şu an $60 çıkıyor arkadaşlar. Yani PlayStation 4 platformu için herhangi bir oyun çıktığı zaman $60 çıkıyor yabancı piyasada. Ve bu $70 yükseleceği hakkında bir rivayet var. Özellikle bunu 2K, NBA 2K'dan gelen bir fotoğraf sayesinde görmüştük. $70 yazıyordu. Ve bu şekilde ben bir araştırma yaptım arkadaşlar. Şu anda net bir bilgi bulamadım ama bunu da zaten sizlere belirteceğim. Eğer ki yani yeni jenerasyon konsol alacaksanız FIFA'yı PlayStation 4'te almanız çok daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü $70 olması demek zaten PlayStation 5 çıktığı zaman Türkiye'ye her şey çok pahalıya gelecek. Hani normalde mesela geçen sene FIFA çıktı Kadıköy'de 300 liraya çıktı misal veriyorum. Şimdi PlayStation 5 ne olduğu zaman 500 liraya çıkacak. Bu artık hani aşikar, yeni çıkan bir şeyin her şeyi pahalı olur hesabı. O yüzden hani PlayStation 4 çıktığı zaman alıp içindeki kodu PS5'e girmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu konu hakkında görüşlerimi sizlere birazcık daha detay aldıktan sonra paylaşacağım. Bunu da araya dipnot olarak düşmek istedim. Çünkü hani paranız falan varsa, biriktirme durumunuz varsa şimdiden bence biriktirmeye başlasanız iyi olur arkadaşlar. Bu haber netleşir netleşmez zaten hep birlikte bu kanal duyurusunu yaparız. Hep birlikte FIFA 21'lerimizi sizlerle birlikte almış oluruz.
Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Sizler de buraya kadar izlediyseniz zaten videoyu beğenmişsiniz demektir. O yüzden bir beğeni tuşuna basmayı çok görmeyin. Aynı şekilde abone olursanız da çok sevinirim. Instagram adresinde zaten arkadaşlar her türlü soruya, muhabbete, her şeye açık. Yani manita ayarladığım oldu. Annesi babasıyla kavga edeni barıştırdığım oldu. Yani her şekilde ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü bu benim için bir güzel bir şey. Ben küçükken benimle böyle konuşan neden yoktu? Hayatı kendim yaşayarak öğrendim. Sizlerin de ben 24 yaşındayım. Benim hani üniversite ikinciliğim, lise birinciliklerim falan var. Bana danışmak istediğiniz bir şey varsa buyurun danışın. Her zaman sizlere kapım açık. Hepinizi çok seviyorum. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.